Evet kıymetli dostlar 30 Ocak 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Şimdi bugünün gündemi çok 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 yoğun. Neresinden başlayayım bilmiyorum. Önce Emre Belezoğlu'ndan Fenerbahçe itirafları diyor. MK Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu futbol bıraktıktan sonra Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevi, Ali Koç, Aziz Yıldırım'a dair bir sürü açıklamalarda bulunmuş. Şimdi ben bunları tek tek size anlatsam 2 saatim gider ama Aziz Yıldırım'ın Dali Koç'un da altını çizdim. Bazı insanların da üstünü çizdim diyor. O yanlış anlaşılmasın. Hani ben bu insanları çok çok sevdiğim için altı çizili insanlar. Bende önemli yerleri var manasında diyor. Yanlış anlaşılmasın diye belirteyim dedim. Bir de ben Emre Belezoğlu'na teşekkür ediyorum. Takımını Fenerbahçe'ye yatırmadığı için. İddia oynamışça ilk yarı iki ikinci yarı bir oynamışça <laughs> hainlikleri yapmadığı için takımın onurunu şerefini satmadığı için çıkıp adam gibi mücadele ettirdiği için fıstık gibi kadro kurup elinden gelen oynattırdığı için yani görüyoruz biz bazı ülkelerde bazı liglerde de görüyoruz satan satana yatan yatana bir de bunlar namustan şereften haysiyetten bahsediyorlar şimdi komi de tabi biraz da orası yani satan satana yatan yatana ama durum e, malum. Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi e, dün beraber bir görüşme gerçekleştirmişler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani normalde benim planlamamda Şubat ayı yazıyor. Ama Ocak ayında görüşmüşler. Hocam senin planlaman ne Allah aşkına? Sen kimsin de planlama yapıyorsun? Demeyin. Daha önce size göstermiştim arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Erdem Timur ve WhatsApp ekibinin sezon sonuna kadar yapacağı açıklamalar. Dikkat edin burada Ocak ayında Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor algısı vardı. Şubatta TFF ziyaretleri vardı. Yani 30 Ocak'tayız. Gününü şaşırmış. 29 Ocak'ta gittiğine göre gününü şaşırmış. 3-4 gün sonra gitmesi lazımdı. Yani benim planlamam bu şekilde. Sezon başından beri arkadaşlar bir bakın sezon başından beri söylediklerimin hepsi tek 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 çıktı. Şubat ayında TFF ziyaretim. Mart'ta elimde belgeler var. Nisan'da Florya'da futbolcularda falan kavga çıkmadı. Kerem'i kimse dövmedi. Bu muhabbetlere hazır olun. Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması. Antalya Spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın. Açıklamalarda bulunmuş. Gayseri Spor ile bir bir beraber kaldıkları maçına ardından açıklamalarda bulunmuş. Teşekkürler. Ee, ne diyor? Her şeyi zemine bağlamak doğru değil ama bu seviyede bazı stadyumların zeminleri çok bozuk. Buna federasyonun el atması lazım. Herkes puan almaya çalışıyor. Biz kendi açımızdan Ocak ayını iyi bir periyotta bitirdik. İlk yarıda oyunu bitirebilirdik. İkinci bölümde maalesef çok fazla bir şey yapmadık. İkinci yarı kör dövüşü gibi bir maç oldu. Skor adaletli gibi duruyor. Kaybetmiyoruz. Bu bizim için sevindirici. İnşallah Fenerbahçe maçında da kaybedeceğiz diyor. Hemen bu periyodu unutup önümüzdeki maçlara hazırlanacağız diyor. Fenerbahçe için zor bir periyot bizim için. İki tane büyük takım ve Samsun Spor deplasmanda oynayacağız. Zor bir hafta olacak. Hazırlanacağız. Bazı takımların oyuncu kaliteleri çok yüksek. Bireysel oyuncu yetenekleri çok fazla. Ataspor Spor olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İç sahada iyi oyunlar oynuyoruz. Hedefimiz Fenerbahçe maçını kaybedip oynadığımız diğer maçları kazanmak. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. i̇yi hazırlanacağız diyor. Fenerbahçe maçında da fark yiyerek ayrılmak en büyük temennimiz diyor. Şimdi bunu gerçek zanneden zeka seviyeleri de illa olacak. Olsun. Boş ver. Mert Hakan Yandaş için transfer açıklaması. Hocam sen onlara başlıyor. Sen transfer'e geç. Biz transfer istiyoruz. Şimdi gelelim Mert Hakan Yandaş'a. Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Birincilik ekiplerinden Kocaeli Spor. Mert transfer için kulübü Fenerbahçe ve oyuncuyla ile görüştük. Mert Hakan transfer süreci olumsuz sonuçlandı. Çünkü oyuncuyu Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Diyor. 15 maç bir kez gol sevinci yaşadı. Mert Hakan yanlış 3 tane daha asisti var diyebiliyorum. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arkadaşlar ben şunu belirteyim. Mert Hakan yandaş Türk olmasa çoktan giderdi. Yani Türk olmasa çoktan giderdi onu söyleyeyim arkadaşlar ama e, Türk olduğu için kontenjanda yeri olduğu için arkadaşlar maalesef malum şimdi aslına bakarsanız ben burada başka bir haber girmek zorundayım ama Serdar Dursun haberine girip ondan sonra daha detaylı konuşayım Fenerbahçe'nin yerli hamlesi Serdar Dursun Fatih Karagümrük'ten eski oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe ve Sportif direktör Mario Branco deneyimli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal yerli forvet takviyesi yapmak istiyoruz dedi. Ve gözler şu ana kadar Rade Kurunic, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de yerli forvet harekatına çevrildi. Şimdi Yağız Samuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe sezon başında takımdan ayrılan Fatih Karagül ve imza atan eski oyuncusu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Şimdi Fatih Karagümrük bu sezon 6 kez ağları sarsmış, ayrılmaya sıcak bakıyormuş. 2021-23 arasında Fenerbahçe'de forma giyip 64 maçta 15 gol, 9 asist yapmış. Şimdi Mario Branco kısa bir görüşme gerçekleştirmiş Serdar Dursun'la ve geri dönme ihtimali var. Oyuncu da dönmek istiyor. Karagümrük'te ayrılığa yakın diyor. Arkadaşlar, Erencan yardımcı. Ben buradan başlayayım size. 7 milyon euro para istiyorlar. Satın alma opsiyonu kiralayalım. Beğenirsek alalım. Hayır. Zorunlu opsiyondan alıyorsanız alıp Almıyorsanız now now diyor. Oyuncu. Hani ben öyle Galatasaray altyapısına yetiştim. Ben Fener'de oynamam falan filan modunda değil. Oyuncu oynamak istekli. Yani oynamaya istekli bir futbolcu. Alırsanız oynarım. Modunda bir futbolcu. Ancak 6-7 milyon eurolar konuşuyor. Şunu da özellikle ve özellikle ve özellikle ve bir daha özellikle söyleyeyim. Galatasaray oyuncuyu istiyor Fenerbahçe istediği için. Durum bu. Yani Galatasaray Fenerbahçe'nin e, yoluna taş koymak adına da bunu yapıyor arkadaşlar. Eğer onlar istemezse belki 7'den daha düşebilir. Şimdi ben Serdar Dursun kesin demiyorum. Ama herkesten önce Serdar Dursun'u ben burada konuştuğumda özellikle birka birkaç tane arkadaşım ki kendilerini çok iyi biliyorlar. Twitter'da bile utanmadan ya ikide bir de Serdar Dursun yazıyorsun. İkide bir de Serdar Dursun yazıyorsun. Nedir bu Serdar Dursun aşkın diyen? Cahil arkadaşlarıma anlatamadım. Defalarca söyledim anlamadılar. Kafalarına vura vura söyledim yine anlamadılar. 1 milyon kere söyledim yine anlamadılar. Şimdi sabuncu ol haber verdi ya. Şimdi hemen başladılar. Hocam Serdar Dursun geliyormuş haberim var mı? Yok hiç haberim olur mu? Ya birazcık hani utanma bekliyorum ya. Ya bunu yapan kişiye söylüyorum. hocam ben Serdar Dursun dedim. Ben şöyle böyle demedim. Sana ben o geliyor mu diye soran utanmaza söylüyorum. Ya arkadaşlar ayıp. Vallahi ayıp. Yaptığınız gerçekten ayıp. Burada duyumu alıp hani buranın sofrasından yemek yiyip gidip başkalarının muhabbetine katılıyorsunuz. Sonra tekrar gelip buranın sofrasından yemek yiyorsunuz. Ayıp. Yani yakıştıramadığım şeyler. Şimdi benim aklıma çok ciddi bir şey geldi. Salih Özcan. Bu Dortmund Salih Özcan'ı 5 milyon euroya aldı 2022'de. Şimdi sıksak 10 milyon euro falan derler. Oyuncu Euro 2024'te muhtemelen oynayacak. Hani Dortmund'un da aptal olduğunu zannetmiyorum. Bir Salih Özcan Fenerbahçe'ye gelse nasıl olur diye düşünüyorum. Hani kafada yokluyorum. Sebebi de şu. Ee, Crespo. Arkadaşlar, Miguel Crespo. Crespo ile yollar ayrıldı. Yani kestirme olarak söylüyorum. Şimdi ilk olarak Sabuncuoğlu özel haber verdi. Fenerbahçe ve Rayvakano eee şeyin takımı değil mi bu ya? Söğüşçü neydi? Falcao, Falcao. Sö Söğüşçü. Söğüşçünün takımı değil mi bu? Şimdi Rayo Vallecano transfer markasına baktım. 73.8 milyon euro. Yani Galatasaray kullanmasa bu kadar transfer market değeri olacak. Adamlar eksi 11.6'dalar. Yani ellerinde çok oyuncu şey de yok ama bu adamlar hani Avrupa'da çok takılmadıkları için sıkıntı olmayan bir takım. Merkez orta saha diyor. Valentin, Lopez, Perez, e, Sis diye gidiyor. Ya yani bunların hepsi merkez orta saha. Yani adamların 4 tane merkez orta sahası var. Zaten bir tanesi kiralıkmış. Bayadolid'den kiralamışlar. E, buraya Crespo'yu alıp merkez orta sahasını 5 peşindeler. 3 tane 10 numaralar var. E, ama toplasan hiçbir şey yetmezler. Kanatları var. Şöyle plazon var sağ kanat 12 milyon euro. Hani piyasa değerlerine falan bakıyorum arkadaşlar. Raul de Tomas 5 milyon euro. Kamayo forvetleri var. 4 milyon euro. Baktığınız zaman 17.30 milyon euro harcama yapıp 5.7 milyon euro gelir elde etmişler. Ancak dediğim gibi Avrupa piyasasında çok giden isimler değil bunlar. O yüzden de böyle bir takım. Baktığınız zaman da en golcüsü 4 gol atan kanat oyuncusu. Hani forvetleri 2 gol falan atmış. Böyle bir takım. Söğüşçü gitmiş bu arada. Söğüşçüyü göremedim. Neyse uzun lafın kısası. Raya Vayakan'ı Migo'ya Crespo'nun satın alma opsiyonu kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıyor. Hepinizin kuracağı cümlenin ilk şu olması lazım. Hocam biz aptal mıyız? Niye Crespo'yu gönderiyoruz? Hani şu yoklukta düşündüğün zaman bir İsmail yüksek kalıyor diye. Crespo'nun temsilcisi şartları görüştü, etti. E, anlaşmaya vardı. Yağız Sabıncıoğlu'nun haberine göre 4 milyon euro transfer bedeli hani satın alma opsiyonu diyeyim. Arabistan'dan Arap Yarımadası'ndan ciddi talipleri vardı ki bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani bunu hepiniz duydunuz ve Crispo da ile öyle anlaşmış arkadaşlar. Gelen haberler, gelen duyumlar bu şekilde. Şimdi Crispo daha çok forma şansı bulmak istediği için daha çok oynamak istediği için bu talep Crispo'dan geliyor ve diğer oyuncular hani gitmek için sorun çıkaran oyuncular olduğu için de onay verildi diyor. Hani kesin olarak Furkan'ın duyumuna göre kesin olarak İsmail Kartal'ın gönderin diye bir tercih yok. Bu Crespo'nun tercih ediyor. Sercan Hamzoğlu, sevgili Sercan Hamzoğlu'na da buradan özellikle selamlarımı iletiyorum. Kendisine özellikle Çağlar Söyüncü transferindeki o dik duruşundan dolayı, o bükülmez, eğilmez duruşundan dolayı da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hani ben burada kolay kolay ya şunun da duyumları doğrudur. Arkasından gidin diyorsa doğrudur demem. Kolay kolay ama Sercan Hamzoğlu için dedim. Arkadaşlar Sercan Hamzoğlu diyorsa doğrudur. Ben kefilim diye çok şükür yanılmadım da. Yanıltmadı da. Şimdi e, aynı Sercan Hamzoğlu da uçak biletinden falan bahsediyor. Gidişten bahsediyor ki haklı bir duyum. Hani 13.50'de İstanbul'dan ayrılması bekleniyordu. Ben bilmiyorum gelişmeleri çok takip edemedim. Gitmiştir diye düşünüyorum. Satın al, mecburi satın alma opsiyonu yok. Yani oyuncunun transfer görüşme biletini bile Bayakana kulübü aldı diyor. Fenerbahçe'deki e, şeyi düşünün yani. Ne derler ona? E, tasarrufu düşünün. Bakın Fenerbahçe'ye çok fazla isim öneriliyor. Forvet öneriliyor, savunma öneriliyor vesaire. Şimdi bana ilk soracağınız sorudan eminim. <laughs> hani ee, hocam bak Crespo gitti. Gitti arkadaşlar. Gitti gözüyle bakın siz. Yani Mert Hakan için teklif var diyorsun. Ya burada İsmail Yüksek kalıyor. Zayt kalıyor. Kurunic falan kalıyor ama kimiksiz İsmail Yüksek dışında ön yok gibi. Buna ne diyorsun? Arkadaşlar Fenerbahçe'de tehlike anında camı kırınız butonları çok fazla var. Mesela Ciko. Alexander Ciko ön libero oynama özelliğine sahip bir oyuncu. Hani kimse söylemeden söylemek daha önemli. ciku ön libero oynayabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Fenerbahçe'ye baktığınız zaman da 5 tane stoperi olan bir takım. Şimdi Ciko düşünülen isimlerden biri. Ön liberoyu. Ancak ben size bundan bahsettim. Bu arada arkadaşlar bugün Kap bekliyorum. Bartu Elmas kapını bekliyorum. Bilginiz olsun. Bartu Elmaz Sivas Spor'a sezon sonuna kadar kiralık gidecek diye bekliyorum. Aynı zamanda Joshua King'in gitme ihtimali çok çok yüksek. Ben Mert Hakan kaldığı gibi görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Hatta Mert Hakan gitmeyecek diyeyim. Çünkü Türk. Kontenjan Türk. E, aklınıza ne gelirse. Serdar Dursun'a kesin demiyorum. Çünkü Eren Can'ın belki bir şeyler olur. Şöyle olur böyle olur. Şimdi bak Avrupa'nın 5 büyük liginde diğer önemli önde gelen liglerde transfer dönemi 1 Şubat'ta kapanacak. Bu ülkelerdeki takımlar 1 Şubat'tan sonra dış transfer yapamayacak. E tabi Fenerbahçe'nin bazı futbolcularla ilgilenen takımlar var ki bunlardan birisi e, neydi takımın adı? Luton Town. Diğeri de Burnley. Luton Town Premier Lig'in 18. sırasında 104.2 milyon euro değeri var. Yani nispeten cılız bir takım. Değişik Futbolcuları var. Değişik oyuncuları var. Arsenal, şey Manchester City'den Arsenal'den kiralı futbolcularla yoluna devam etmeye çalışan bir takım. Bu takım Joshua King'i istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve alt ligden çıkıp bir sürü para kazanan bu takım geri alt lige düşecek gibi Luton'dan. Burnley'e gelelim. Burnley 255.15 milyon euro düşündüğün zaman hayvani bir transfer şeyi var. Transfer market değeri var. İşte iki tane stoperleri var. Genç biri 23 yaşında biri 21 yaşında. Kalecileri var 21 yaşında 15 milyon euro. Hani 15 üstü değerlerden bahsediyorum. Bir tane ön liberoları var 20 milyon euro. Yani çok inanılmaz satış potansiyeli yüksek bir takım bu takım. Aaron Ramsey var. O bizim Aaron Ramsey değil. Genç Aaron Ramsey 21 yaşında. Hani çok ilginç isimleri var arkadaşlar. Genk'ten Tracer'ı falan kiralamışlar. Yani bu takımın düşme potansiyeli, düşme ihtimali çok çok yüksek. Redmond da bu takımda. Beşiktaş'tan hatırlayacaksınız. Bu takımda Joshua King istiyor, diyor. Ama bu takım ölücü. Yani bu takım ölücü. Ama ben söyleyeyim bu Burnley takımının çok ekmeğini yerler. Fenerbahçe'ye de bas bas bağırıyorum, öneriyorum. Bu Burnley'yi takibe alın. Çok ciddi isimleri var. Transfer market değeri yüksek isimleri var. Kaliteli isimleri var ki Foster diye bir forvetleri var. 23 yaşında. 13 milyon euro değere sahip. Lily Foster. Yani Allah tabii ki sahibine bağışlasın. Ama ben Fenerbahçe'ye tavsiye ediyorum. 3'e 5'e bakmadan alınabilecek futbolcuların başında geliyor. Benden söylemesi. 2 milyon euro değere sahipken Burnley 11 e aldı. Westerlo'dan. Geçen sene bu zamanlarda. Ben tavsiye ederim. ayrıca arkadaşlar Yannick Carrasco. Karasco Al Şabab'ın futbolcusu. Sezon başında almışlar ama memnun değiller. Belçikalı forvetten memnun değiller. Çıkmak istiyorlar. Çıkamıyorlar. Gitmek istiyor oyuncu gidemiyor. 30 yaşında sol kanat. 18 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi oyuncuyu göndermek istiyorlar. Fenerbahçe'nin ekonomik durumu malum. Alışabaptan aldığı yıllık ücret de malum. 25 milyon euro piyasa değeri var. Yani 15'i almışlar. O da malum. Ama en azından sezon sonuna kadar kiralık düşünülebilir mi diye düşünüyorum. Hani 19 maç 6 gol 5 asist. Ben bir ihtimal olarak köşeye sıkıştırayım. Şimdi şu kısım bence önemli. Ya Sabuncuoğlu diyor ki Zayt ve Kent'i şu an için Fenerbahçe ayrılığa ikna edemedi. Yani iki futbolcu da bir nevi taraftarın gözünün önüne atıp bakın ikisi de gitmek istemiyor. Fenerbahçe ikna edemedi dedi. King ve Crespo'ya yöneldi. Kadroda düşünülmeyen yabancılar gitmese sözleşmeleri askıya alınacak. Joshua King'de ayrılıklar yakın. Resmi teklif geldi diyor. Burnley'den Luton Town'dan resmi teklif geldi arkadaşlar. Doğru. Yani her iki takımdan da resmi teklif var. Doğruya doğru. Başka takımlardan da teklif var. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Ee, neydi onun adı? Joshua King'de Fenerbahçe para kazanacak. Kentten para kazanacak. Crespo kiralık gideceği için yıllık ücretini, Crespo'nun yıllık ücretini o takım karşılayacak. Yani o takım karşılayacağı için arkadaşlar Crespo'nun yıllık ücretini. Yine Fenerbahçe açısından e, mantıklı bir hamle olacak. En azından bir yıllık ücretten kurtulmuş olacak ki Fenerbahçe'nin 1.7'ye falan yükselttiği söyleniyor. 850 bin euro yarım dönem. Yani 850 bin euro kar. Ha, bu zamanda bu olur mu? Bunu size soruyorum. Bunu gerçekten size soruyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdi Sercan Amuzoğlu da diyor ki Zahit öyle bir noktaya getirdi ki takımdan ayrılmak istemiyor. Sorun yapıyor algısı var. Oyuncu daha sezon başında sözleşme uzattı. Sonrasında da ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden de şu an için resmi teklif gelmedi diyor. Transfer teklifi gelmedi. Yanlış anlaşılmasın. Yani kiralık teklifi geldi. Gelmedi mi? Evet kiralık teklifi geldi diye biliyorum. Ee, yani kiralık kiralık teklifi geldi diyebiliyorum. Neyse. Hadi ee, geldi gelmedi fark etmez. Neyse. Oyuncu Zayt's, oyun e, oyuncu takım içinde sorun yapmayan en çok sevilen isimlerin başında geliyor. Oyuncuyu asılsız haberlerle yıpratıp kamuoyu önünde atanlara Fenerbahçe tarafları itibar etmemeli. Bu gerçekten etik dışı bir durum diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. En başta sözleşme uzatmak hataydı. Ben burada bas bas bağırdım. Zayt'sı gönderelim gönderelim diye. Bana kızdınız. Bazılarınız çok kızdı hatırlayın. Şimdi kulübün mali durumu etkiliydi. İsmail Kartal'ın isteği de etkiliydi. Adam ne yapsın? Ulan dedi bunlar gene geçen seferki gibi olursa kimseyi almazlarsa ben ne yaparım dedi. Bir yerde İsmail Kartal da haklı. Öyle değil mi? Haklı. O yüzden de durum bu. Ve e, baktığınız zaman arkadaşlar ortada böyle bir süreç var. Yani ortada böyle bir durum var. E, Fenerbahçe e, isteği var. Ya hala Fenerbahçe'de taraftarın şey isteği var. Stoper isteği var. Bartu giderse Savic, Crespo giderse Malangsar, King giderse Nino Zayt giderse de Kea düşünülüyor demiş. <laughs> Güzel bir espri. Yani 4 aylığına kim alınabilir, kim gönderilebilir? Bu da ciddi bir süreç. Şunu belirteyim. Birkaç gündür ben yedek bıraksanız da sözleşmemi dondursanız da gitmiyorum haberleri pompalandı. Halil herkesin de kini arttı. Oynayabileceği bir Anadolu kulübüne kiralık gitse. Sonrasına bakılır. Zayt için. Bazen de direkt duyum şu diyemiyorum. Ee, örneklerle veriyorum arkadaşlar. Ha şunu e, söyleyeyim. Mesela İsmail 1. Cikku'yu oynatabilirsin. 2. Lincoln'u 8'de oynatabilirsin. 3. Kurun 3 oynatırsın. 4. Fred gelene kadar diyorum ki Fred'in sakatlık süreci sanırım Mart'ın ortasına geçecek gibi duruyor. 4. E, Şimanski var. 5. Bunun haricinde İrfan Can'ı Şimanski yerinde falan oynatabilirsin. 6. Yani zorlu bir süreç bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ama Fred konusunda da beklenen tedavi olmadı diyebiliyorum. Neyse. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun şu cümleleriyle videomu bitireyim. Fenerbahçe 21 günde tam 7 maça çıktı. Yani 3 günde 1 maç oynadı. Ve hiç yenilmedi. 6 galibiyet aldı. Hakem Hakkaniyetli yönetseydi 7 galibiyet alacaktı. Firesiz geçirecekti şu dönemi. Süper Kupa seyahati yüzünden futbolcular tatil yapamadı. Bu da bir ayrı bir rezalet. Buna karşın özellikle son 2 maçta uzun süredir kaybetmeyen rakiplerine karşı üst düzey bir performans gösterdi. Hatırlayın arkadaşlar Başakşehir kendine geldi. Ankara gücü 8-9 maç mı 5-6 maçtır mı yenilmiyordu. Ve Fenerbahçe'de bunlardan galibiyetle ayrıldı. Şimdi Antalya Spor da yenilmiyormuş. İnşallah uzun zaman sonra yenilgisini bizden alacaklar. Bu iki maçta toplam 111 kez rakip ceza sahasına girdi Fenerbahçe. Kendi ceza sahasına rakiplerini toplamda sadece 10 kez soktu. Bu fikstürde böyle tempoda oynamak alkışı hak ediyor demiş. Alkıştan daha fazlasını hak ediyor bu performans. Bu fikstürde bu sonuçlar. Hele hele hakemler adil olsaydı çok daha farklı şeyler konuşacaktık diye düşünüyorum. Ama hakemlerin adaleti adil olup olmamaları o biraz kendilerine bağlar. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz önümüze bakıyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Çünkü biz nelerle uğraştık, neleri atlattık, ne badirelerden geçtik durumumuz bu. Hocam Zaits için arkadaşlar sezonun başında stadı gezdirmeler bilmem bir şey yapmalar. Ya biraz saçmalıktı. Açıkçası. Saçmalığın daniskasıydı. Getirdik ettik şöyle oldu böyle oldu. Ama sonuç ortada arkadaşlar. Ve Zafer'in rengi filminde Yiğit Özçener'in Atatürk'e dönüşme süreci. Bu makyajın hazırlanması 6 ay falan sürmüş. Şeyin hazırlanması. Ve Zafer'in rengi 16 Şubat'ta sinemalarda olacak. Yani inşallah bu filme rekor kırdırırız. Şöyle bir bakıyorum. Makyajın hazırlanması yani uygulaması daha yarım saat sürmüş o kadar söyleyeyim size. Valla Fenerbahçe ilginç isimlerle ilgileniyor. Transfer için Ertuşa basılıyor bir nevi. Güven Yalçın isminin denendiği de geldi e, ekranlara geldi şeye. Hani kara gümrükte oynuyor. 18 maç 4 gol 3 asist. 4 sarı kart olan bir futbolcu. Bizde gitmez açık söyleyeyim. Olmaz. E, Tiago Çukur'u da hiçbiriniz istemiyorsunuz. Şimdi komiği orası. Ama ben ısrarla söylüyorum bu çocukta yetenek var. Doğru takıma giderse dersiniz ahlara vahlara oynarsınız. Önemli olan takımda doğru takım. Transferde doğru takım. Bakın Atilla gitti, perişan oldu. Vedat Lazio da perişan oldu. Başka tarafa gitti. Orada kralı Charlotte mesela Trabzonspor'da uçtu kaçtı gitti hiçbir şeye benzemedi. Ama bu transferde transfer işlerinde doğru hamleyi yapmak doğru tercih yapmak önemli. Hepsini şöyle özetleyecek olursam hızlı bir şekilde gidelim. Miguel Crespo'nun yolu bakta açık olsun. Hocam Crespo Ahlara bahlara gitmenin üzümü yok. Ciko'nun yerine oynar mantığı var. Hani İsmail Kurunic olmazsa Ciko mantığı var. Ee, artı hani zorlarsan başka isimlerde bulursun. Karasko'yu takımı göndermek istiyormuş. Ama bize gelmez arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ee, o kadar gücümüz yok yani şu an için. Serdar Dursun ismi. Arkadaşlar Serdar Dursun bedava gelecek. Bedava oynatacaksın. 4 aylığında yedeğinde duracak bir isim. Bartu Elmaz gidiyor Sivas Spor'a kiralık olarak. Oynama garantisi var mı? Ben oynama garantisi de gönderileceği düşüncesindeydim. Ama Sivas genç ön liberosunu gönderdi, sattı. Orada iyi parladı. İnşallah oynama garantisinden gider de bizim de ön liberomuz, genç ön liberomuz Sivas'ta kendine gelir. Onu da söyleyeyim. Joshua King bence %99 gidecek artık. Normalde gitmez dediğim isim böyle bir durumda. Kent ve Zayt kesinlikle gidecekler. Lisanslara vesaire dondurulacak falan filan. Hayır Zayt mesela Hatay Spor istemiyor mu? Ne bileyim gönderin kiralık Hatay'da oynasın. Mesela bak Ankara gücü. Fenerbahçe Ankara gücü iki maçında bitirdi. Gönder Ankara gücüne. Kenti gönder Ankara gücüne. Zayt'ı gönder Ankara gücüne. Ora Ankara gücü güçlensin. Galatasaray maçında falan çıksın oynasın. Düşünsene ya Zaitsi gönderin Zaitsi'nin golüyle Ankara gücü 1-0 galip geldi. E, gerekirse yıllık ücretini sen öde. Değmez mi? Bence değer. Şu an altın değerinde puanlar. Salih Özcan için belki de deneme yaptık da 10 milyon euro çektiler. Satın alma opsiyonu kiralığa da yanaşmadılar. Belki de biz oynatıyoruz diye onu söyleyeyim. Erencan için ben Erencan'ın olacağını düşünmüyorum. Ama bak çok güzel görüşmeler var. Başkanıyla çok iyi Ali Koç'un arası. Yani tıkı fıkı konuşuyorlar diyorlar ama... Konut çok. Bred'in sakatlığı maalesef 15 Mart'a kadar sürecek gibi duruyor. İnşallah daha önce döner. Thiago çukur söyledi. Güven Yalçın gelmez. Beklemeyin. Kurniç, Bonucci, Venerbahçe Antalya deplasmada çok ciddi bir stoper krizi bekliyor. Hangisini oynatacak o da meçhul. Çağlar Söyüncü malum. Ciku malum. Bu arada Bekav kadroda artık yer alabilir. Ee, Antalya spor maçında Sergen Yalçın'ın açıklamaları, Emre Belezoğlu'nun açıklamaları, Sercan Hamzoğlu'nun, Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumları, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Pılsın Özbek, Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi dedik. Rayavaya Kanoyu konuştuk. Zaferin Rengi filmini de önerdik. Yiğit Özçener'in makyajından da bahsedip Atatürk'e nasıl benzetildiğinde konuştuk. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.